merhaba. Adada Lezzet programından Kıbrıs TV aracıyla yine sizlerle beraberiz. Evet, ülkemizin damak tatları, lezzetleri, ülkemizin otantik mutfağı, unutulmuş tatları, ve daha sevebileceğimiz birçok tatlar ve günümüze taşınmakla kalmayıp bir kısmı örözüne uğrayıp gidiyor, bir kısmı can çıkıyor, can çıkışıyor ve yaşıyor. Ve biz bu haftaki programımızı güneyden ta buralara gelen eski ismi Ağrı Dacı olup yeni ismi Alemda olan Alemda köyünde bu güzel mutfağı da yapan insanlarla birlikteyiz. Ve şu anda Alemda'da Sabihatla ile birlikteyiz. Evet Sabiha bana yapayım? Ne yapayım? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İşte ha, delikli bir yapıyoruz. Şimdi onu yapacak da bir şey sorayım evet. sana şimdi. Sor. Baftan geldin buraya değil mi? Evet. hangi köyden geldin? Tabii ki dan. Tabii ki o. Diğer adı? Bozalan. Bozalan. Evet. 74'te geldiniz. Evet. Evet bir şey sorayım size ben. O tarafta bizim bu mutfaktan Kıbrıs bittalarından yemeklerinden evet. Dribides bittası vardır. Yani delikli bitta. Evet. Doğrudur. Evet. Doğrudur. Doğrudur ya. Doğrudur. Evet. Bu delikli bittanın yapıldığı taş da özeldir. Özeldir. Nedir özelliği? İşte şeyden çıkarırlar. Yumuşak taştan nasıl yaparlar? Ben de atalarımın zamanından bilirim. Ve üstüne yağ sürerek delikli bir ta olur. Hamurunu yoğurun. Bu da yoktu bu tarafta bir hava. Yok. Hiç yoktu bulamak bu tarafta. Bilmem buralarda olsun. Bak bizim tarafta da yoğdu Ana göt tarafı görmeli vardı. Evet. Ve orada çıkarılarmış derlerdi. Evet. Bu daş çok vardı güneyde. Her evde vardı. Yok her evde yoğdu. Pekala bu mutfağı, bu Drivides bittasını, delikli bittayı. Herkes yapar bu hafta. Urum Türk karışı yoksa? Bilmem gavurlar yaparsaydı. Türkler yapardı. Ama çok köyler de bilmez. Bak ben kaynağına söyledim. Öyle bir şey bilmem der. O hangi köydendir? Bozalan. Aynı köyden? Abi, ben zahargalıyım. Tatlıcalı. Ve oraya evet. gittim. Ve Tatlıca'da bütün insanlar yapardı. Bütün köy yapardı onu. Hı -hı. Pekala bunu yaparlarken Özel bir gün vardı yoksa canı çıktığında yaparlardı. canı çıktığında yapar. Yaparlardı. Evet. Daha çok bu tatlı olarak yenirdi. Evet. Ekmek olarak yemez diye değil mi? Ekmek olarak da yenir ama tatlı. Üstüne arı balık on, içini de serpen ve saran yem. Peki senin köyde bunu bilmeyen yoktur? Yok. Herkes bilir. Herkes bilir. Şu anda gelişen yeni çocuklar da bilir mi? Hayır. Yani bir tek siz bilirsiniz şimdi. Başka bilen biri yok. E şimdi benim evlatlar bilir. Onları sen alıştırdın herhalde. Evet. Görürler ki yapar. Ama kendileri yapmaz. Dribidez'in nedir adı tam olarak anlamı? Delikli Bitta. Bunun başka bir adı var mı bir şey yoksa bir tek Yok, böyle söylenir. Bilmem, bilmem başka şeyi. Delikli. Tek böyle Delikli. söylenir şeyde. Evet değerli... Delikli... Dribidez Rumca gelir. Delikli Bitta. E o zaman rumla bilir herhalde bunu. Bilmiyorum. Gavurları da yaparsaydı. Emin değilsin o konuda? Yok emin değilim. Emin değilsin o konuda. Evet değerli izleyiciler, şimdi biz Sabiha Bay'la böyle çok güzel bir geçmişi konuştuk. Kısaca, en azından bir dribidez bittasını, delikli bittayı, bu da bilinmeyen bir damak tadımız. Bu, Kıbrıs mutfağında e, tatlı olarak yendiği gibi, bal ile beraber yendiği gibi, bu gerektiğinde de ekmek olarak da yenilebiliyordu. Ve şu anda Sabiha Bay, Alemdağ'da böyle dağın ucunda bir istak karpazdan çıktık, buralara geldik ve e, bu güzel eski evcikte Sabiha Bay'la bunu konuştuk. Biraz bunu öğrenmeye çalışacağız şimdi. Evet. Ve şimdi sizlere sizlere Sabiha Aplayan birlikte eee aşevine geçip yani mutfağa geçip bu tribides bittasının yapıldığı taşı bir tanıtacağız. Önce taş hakkında bilgi alacağız. Sonra nasıl yapıldığını, ondan sonra da tadına bakacağız hep beraber. Ama bunu da çıkmadan önce yine arkamızda çok eski bir e, ocak var Sabiha abla. Evet. Bunu kullandınız daha önce burada? Çok kullandım. Çok kullandım. Südü yaptım, delikli bitta yaptım başka şeyler yaptım. Fakat yıkıldı şimdi. Evet bu da e, mutfak kültürümüzde otantik e, yemek ocaklarından bir tanesi ve şimdi dilerseniz böyle kileyi de alıp gidelim. Biraz sonra da bize kil hakkında Sabiha abla biraz bilgi verir. Bu da eski bir ölçü. Evet. Birimi? Evet, gidelim Sabiha abla. Hadi, gidelim aşevine. furuncundur tabi ama. Evet. He? Evet. Bunu kullanmak şimdi. Kullanırız. Şimdi yani bu şeyler ama kebap gibi ekmek. Bayramlarda çörek yapmak için. Ben pilavına da? Yaparım. Bafusülü? Evet. O nasıl yapan kısaca? Ne kullanır malzeme? Peynir. İçine yumurta kon, nane kon. Ve yapan. Nohudurga bilin? Yok yapmasın. Duydun onu? He. Nasıl nohudurga? Ya e Allah bilmem yapmadım. Onlar nohut mayası yaparlar ama onu bilmem yapmadım. Çorbası olur. Çorbası da olur He, ya. Çorbası olur böyle şey e, hamurcuyla. erişteyi evet. gibi kesilmiş hamurcuyla. Ama ben onu yapmam. Evet e, deriz izleyiciler şu an fırında gördük bir havanın e, çok az kullanılıyor. Günümüze fonksiyonunu da yitirmiş gibi görünüyor ama yine de e, kilabımız ekmeğimiz orada pişiyor. Ve şimdi Sebeyat'la beraber de mutfağa gidip aşevine gidip. Orada dribides bittasının nasıl yapıldığını, taşını birlikte göreceğiz. Evet, şu anda Sabiha Alp'la birlikte Aşevi'ne geldik evet. ve şimdi dribides yani delikli bittamızı yapacağız. Ve sürdürülebilir mutfak kültürümüzün sizlerle devamını sağlamaya çalışacağız. Ve az önce yukarıda konuştuğumuz gibi eski evcikte konuştuğumuz gibi yine e, taşın kendisini göreceğiz. E, ve bu konuda Sabiha'da dönüyorum ben. Sabiha'la bu taşımız. Evet. Ha? Evet çok böyle birazcık. Eğilmeğ. Eğilmeğ biz. Tamam. De öyle. Evet bu daşın e, tam nedir özelliği? Bir daha onu bize söyleyebilirsin Sabiha'la. Özelliği işte başka şeydi. Olmaz bu delikli bir ta. Ve bu daşı paftan sardık getirdik. Bu daş esasında burada yoktur, yoktur. ve 74 harbundan sonra evet. güneyden kuzeye gelirken bunu halanız evet. bildiğim halanız galiba beraberinde getirdi. Sayın izleyiciler, burada çok önemli güzel bir olay vardır. Savaştan sonra güneyden kuzeye geçen Kıbrıs Türkler hem canı kurtarmaya uğraşıyordu. Bir taraftan da ne getiriyorsa ve burada çok mühim bir şey vardır. Bu taşı Sabiha ablanın halası Güney'den kaçarken beraberinde getirdi sarılı bir şekilde. Ve çok çok da önemli olduğunu söylüyor. Öyle mi? Evet önemlidir. Ve sevdiğimiz için getirdik ve burada sürdürürük. Yani her şeyi bıraktığınız Sabiha abla o yandan buraya gel gelirken bu dahçıyı da alıp geldiniz. Sırf bu delikli de yapmak için. Evet. Doğrudur. Burada, doğrudur ya. Burada bulmayacak diye düşündük ve baftan aldık getirdik. Ben çok merak ettim yani. Nereden nere? Oradan buraya gelirken bu mutfağın taşını alıp geldiniz. Yani bu delikli bir ta. Dribides. Evet. O çok mühim sizin için. Evet çok mühim Çok severdik. Yani her biri yapmaz ama ben çok severim bu işi. Evet şu anda değerli izleyiciler gördüğünüz gibi e, hemen önümüzde e, Delikli bitten yapıldığı da taş parçası e, görülmektedir. Yohan e, da alırsa bize taşın şeyini çok daha hoş olacak. Evet bu taşın özelliği de vardır. Bu tarafta yoktur. Ve çok yaygın bir e, bittamız değildir bu Delikli Bitta, Dribidez Bittası. Şu anda bunu Alemdar'da bulduk Sabiha Hapla'da. Ve taştan sonra da hep beraber bir bakalım. ...bir mayasını, hamurunu hazırlayalım. Ondan sonra da tribides bittasını Sabiha abimle ya birlikte yapıp sizlere tanıtmaya çalışalım. Evet ee, Sabiha abla, hadi geçelim beraber. Yapalım bitlamızı. Peki. Peki, hadi yapalım geçelim yapalım ya. hadi. Tribides bittasını. Evet şimdi ne yapıyoruz Sabiha abla? Al onları böyle gel yanıma. Al böyle gel yanıma onları da. Su da var sıcak galiba. Hep, gel buraya buraya yapalım Koyayım buraca evet şu anda gördüğünüz gibi ne kullanıyoruz sabiha mı mayadır bu e, evet mayadır bu evet tamam mayamızı Korun. böyle bir çay kaşığı bir buçuk hamuruna çay göre. hamuruna göre Onun tam nedir ölçüsü sabiha tam ölçüsü nedir yani e vallahi hamurun, ben hamurum'a göre körhun işte bir kaşık un iki kaşık un Hamuruna göre, hamurun çoğusa ha? Buna biraz daha şeker atan. Ha. E i̇şte yarım çay kaşığı kadar bir şey. Evet. Evet şu anda gördüğünüz gibi önce mayamızı sıcak suya karıştırdık. Böyle bardağın dörtte bir oranda kadar. Ve bu kaşığımız odun kaşığı evet. kullanıyoruz Ve diyor ki e, mayayı e, hamuruna göre kullanma azım ölçüsünü çok ise hamurunuz daha çok maya az ise hamurunuz daha az maya doğru mu? Evet. 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 Şimdi unumuzu. Göğeceğiz. Evet. Şu gördüğünüz gibi mayalı suyumuz sıcak su kullanıldı onu da hatırlatmak istiyorum ben. Ondan sonra böyle tabacık içerisinde birlenceye da yani ortalama bir tabak gelecek kadar gidiyor şimdi. Bir tabak daha un koyduk. Evet, Ve sıcak suyu tekrar döküyoruz. Ne içerisine? Evet, bir tuzumuz vardır aynı zamanda. Tuzumuzu koyuyoruz. Bit de daha önce saklanır mıydı sabiha baba? Saklanma imkanı var mıydı? Var. Kaç gün saklanır? 2-3 eh, gün kalır. Ama sıcak havada kalmaz. küflenir. Bu da çok kışın saklanır. İyi ya. Yahut şimdi 3-4. 2-3 gün buzluğa korsan kalır. Şimdi var buzluk. Dipriz var şimdi. Evet. Eskiden dipriz yoktu. Buzluk Yok. yoktu. Yok. Bu nereye saklardınız? Yerdik. E pekala bu iş saklanmaz 2-3 güncük. Kaç gün? 2-3 günce kalır. Bu nasıl satılır işte bir örtüyle örtülür diyor yoksa? Örtüyü lan örtün. Saran bir yere örtel olur. Evet, şu anda gördüğünüz gibi evet, şimdi dirbi... işte bu hamur böyle sert alın. Ve bunu yoğurun yoğurun. Su döktükçe yumuşar ve böyle yumuşak olur. hafif hafif. Şey, yani bu hamur petleşecek. Yoğurken kendisi mi? Yok yumuşayacak şimdi. Yani pekleş, pekleşecek, yumuşayacak. Ha. Evet, şimdi pektir. Buna su döken ve bunu ezen. Peki Sabih baba, bu dribidez bittasını, delikli bittayı. Ee, hem gündüzde hem de kahvaltıda yenirdi. Yenir ya. Kahvaltıda da yenir ekmeğiyle yemeğiyle de yeğen var. Üstüne tatlı şeyinde de yeğen var hesabında. Evet. Şeker kor, yer arıbalı kor yer. Kahvaltılarda çok kullanılırdı, yenirdi. Ya, yenir. Seven yer. Görüyor musun? Bu hamur az az. Evet, ben gördüğüm, görsün, izleyicilerimiz de görsün. Bu hamurcuk az az böyle yumuşadı. Yavaş yavaş yumuşayıyor. Ve böylece e, hamur tam yumuşayana kadar bu şekilde sürekli yoğrulur. Evet sürekli Tabii olur. bizim leğencik olduğu için tek elde yaparız. Bu biraz büyük olsa da iki elde yaparız değil mi? Evet dedim bir öbür elimi de bulaştırmam. Çünkü suyu dökeceğim. Hı. Bu güzel yoğrulur, bu şeyler ezilir ve su şeyine gelir, göğüşe, plakaya döktüğünde açılır. İşte bunu yoğurun böyle, Bırağım bu kabarır, girer ve ondan sonra pişirmeye devam eder. Hamurun hazırlanması ve dinlendirilmesi ne kadar süre alır? 1-2 saat alır. Evet değerli izleyiciler şu an gördüğünüz gibi dribides bitlamazın ilk safhasını e, şu anda yapıyoruz ve emekli zahmetli bir uğraş, bir mutfak e, ürünümüz, otantik bir ürünümüz ve e, gördüğünüz gibi bu eziyetli uğraş sonrası da bir de bunun birkaç saatlik bir dinlenme süresi vardır. Evet. Ve bu süreden sonra bu e, ...hemen taş üzerine atılıp... ...veya dökülüp orada pişirilir... Ee, ...biraz sonra bunu göreceğiz... ...bunu yapacağız birlikte... ...ve tribides, delikli bitta... ...az sonra göreceğiz... ...böyle dökülükten sonra... E, ...belli bir süre sonra ısıyı alınca e, hamur... ...orada patlamalar olacaktır... ...o da işte... E, ...bittanın delikli olmasını gösteriyor... ...doğru mu Sabiha abi? Evet, orada delinir... ...nasıl taş olursa olmaz... ...işte bu özel bir taştır ve üstüne de künce deliklenir. Kabarır kabarır patlar. İşte görün işte hamur. Evet yavaş yavaş hamur gevşedi değil mi? Gevşek oldu. Gövşek. Bunu göstereyim de görsün izleyicilerimiz. Gör, gördüğünüz gibi değerli izleyiciler hamurumuz Sabiha Hanım dediği gibi de gevşek oldu. Ve şimdi bunu ne yapacak bir Sabiha bunu bir iki saat bekledim ve ondan sonra plakaya döken. Daşar. Evet o zaman şimdi biraz bekleyelim birkaç saat ve ondan sonra da olmuş haburumuzu hemen taşa döküp delikli bittayı, tribides bittasını yapıp takmaya çalışalım. Hemen bunu ezeceğim. İçinde hiç topak bir şey olmayacak. Tam güzel açılacak. Şurup gibi olacak. Göreyim. Bu güzel ezme ister, elleşme ister. Şimdi sen elleşim uyunan. Elleşir. Tabii. <laughs> Bak. Aziz bunu sever mi? Sever, sever. O da elleşir mi hamurla? Karışmaz elleşilere. Bak. Bak şimdi sık sık nasıl olduğu görüyor. Evet şimdi Sabiha Baba bunu iyice elleşiyor hamurla. Ondan sonra da topakları eriyor. Evet. Ve dinlendirmeye bırakacak. Dinlendirmeye bırakacak bunu. İşte. Bunun fazlası olmaz artık. İşte. Bu bir iki saat sonra kabaracak ve delikli bir ta taşına dökecek ve pişirmeye başlayacak. Mayalı hamur kullanırız değil Evet mayalı hamur. Mayalı hamur kullanırız. Evet değerli izleyiciler şu anda bir kısmını yaptık. az önce de biraz daha fazlası yapıldı. O da dinlendirmeye bırakıldı. Şimdi birkaç saat sonra bunu hep beraber e, daşın döküp Dribides Bittas'ını yapılışını göreceğiz. Tadımı bir tek biz yapacağız. Siz yalnızca iz, izleyeceksiniz. Ha, Sabi Hava ne yaptın Sabi Hava? maya konuşmaya? Ben ha. Evet. Bu arada da maya dökülmesi unutuldu. Konuşurken. Ve Sabi Hava da mayayı Mayaya döktü. Maya dökülmesi bir şey değil. İşte sonra da dökersen hamura bazıları der ki hamurla kan, mayayı dökmen kuatı kaçar yoğurduktan sonra tabi terişin, için o karıştır daha güzel olurmuş. Bunu bir daha söylesen. Bazıları der ki. Kim diyor bazıları? İşte bazı aileler, bazı hanımlar öyle söyler. Mayayı elleşirken hamur olan kuatını kestirirmişsin kendini. Ama ben böyle hep birden yoğururum. Bırak şimdi unuttum. <laughs> i̇şte. Bunu da en, daha önce annen, neden falan söylediğimiz de böyle bir şey. Tabii. Aynı şeyi söylerdi. Tabii. İşte oldu bitti. Evet, şimdi mayamız da döküldü. Tekrar elleşildi. Ve şimdi bunu dinlemeye bırakıyoruz. Ve sonra da pişireceğiz. Evet değerli izleyiciler. Birkaç saat sonra e, Sabiha Atlayan birlikte Tribides Bitlası'nın hazırlanışını e, göreceğiz. Müzik Evet şimdi de tabi ocak değil ama çamaşır ocağı türü ocağımızı da yaktık. Taşımız da üzerinde. alevlendi. Evet. Yohan evet, e, bir de bunu yıkan şavas. The stone. Evet şu anda bize Yohan e, taşı alıyor. Alevlenmiş. Sabiha var. gel. Bu taş kaç saatte ısınır? E bir yarım saat ister. Yarım saat bir süre ister. Soğuk olduğunda. Şimdi sınır tekrar. Sınır tekrar. Tabii önceden böyle bir ocak yoğdu. Gaz olayı yoğdu. Evet. Ee, simik ya kullanırdınız. Evet. Şeyde. Yukarıda gördüğümüz. Evet. Ee, Ocakta yapardık. Ocakta. Pekala. Ee, odun kullanırdınız. Tabii. Odun kullanırdık. Evet. Yine aynı sürede değil mi? süresi. Tabii. Tabii aynı şey. Şimdi yarım saat bekleyecek. Bu ısınsın iyice. Isınmazsa ateşi vermez. Ateşi vermez. Çekmez hamur üstünde. O ısınmış olacak. Ona yağ sürerim ben şimdi. Nereye sürecek yağı? Yani? Şeyin üstüne. Plakanın üstüne. Taşın üstüne. Evet. O taşın bir adı var mı? Hayır. Bitta taşı yerler. Evet. Bitta taşı. Delikli bir taşı. Lastrası delik. Bir dakika. Nedir? Gastra derler, gastra vurunca düşer, taş derler. delikli bir taş. taşı. rastası. Evet, delikli bir taş. Taşır. Taşı. taşı. Tamam, şimdi eğer bu ısınmadan dökersen üstüne hamuru, hamur yapışır mı? Yapışmaz. Gene şey yapar? Yapar ama eğlenir. Deliklenmesi eğlenir ve yahut pişmesi eğlenir. Evet. Peki o zaman hadi gel şey koyalım üstüne, yağ da koyalım üstüne. Tabii. Yavaş yavaş. İşte burada. Zeytinyağıdır. Zeytinyağı, kara yağı. Döker ve oğan üstüne. Şimdi sen döktüğün üstüne yağını? şeyde var, kasede var. Uruba yağlıdır. Önce bir urubayla. İşte bunu silen böyle. Evet, şimdi gördüğünüz gibi değerli izleyiciler, Sabiha böyle bir urubacığı yağ batırdı. Ve taşın üzerini iyice sildi. Ve taşımızın da yavaş yavaş ısınmasını bekledik. İşte biraz evet, daha biraz daha yağ döküyoruz. Biraz daha yağ döküyorum. Çünkü her çıktığında üstüne koy. Evet, Sabiha diyor ki, bit de, her bit daha yapıldıktan sonra tekrar yağ ilave edilir. Doğru mu? Evet. Lazımdır yağlı olsun. Da köversin üstünden çıksın. Evet. Evet, yavaş yavaş bu ısındı Sabiha. Yoksa Dökelim biraz daha. Bir denerim ama. Isındığını. Sabiha bak. Neren ısındığını? İşte de hamuru şimdi üstüne fark eder. Hadi dökelim bakalım. Bir fark edelim onu beraber. İşte. İzleyicilerimiz şu anda dökelim. hamurumuzu taşın üstüne döktük. Ve böylece pişmeye başladı. Tabi yavaş şimdi başlıyor yürü yavaş yavaş. Evet. Gel bakalım gel. Bu biraz daha çıkacak şimdi ısınınca tam. Tabii, Biraz daha ısınır. Görün kenarları Abi. işte. Başlayalım. Ha başlayalım. değil. Değil mi? Bunlar da değil. Biraz... Evet değerli izleyiciler şu anda gördüğünüz gibi bu mu bu değil tabi haba kenara değil. Evet, evet. evet. Ve şu anda hamurumuz delinmeye başladı. Ve ee, bu şekilde şimdi bu değinecek ve delikli bitta olacak. Ondan sonra sabiha bayan beraber dönecek de koca şeker, badem ezilmiş ve onu tadacak. Evet, üstüne badem de serpe. İşte görün nasıl böyle hani? şapar, kabarcık kakar ve patlar böyle. Daha o evet. ısınmadı da onun için ısındığı sürece başlar daha, çoğalmaya. Daha tez ısındıkça daha çok tez dö döktüğünde başlar patlamaya. Bak bak bu kenar var. Evet. Tam burada kadar patlamaya başladı. Burada büyük bir tane açıldı böyle. Güzel bir şey. Yani bunu yaparken keyif alın <laughs> tabii ha. Evet. Hazreten <hazırlayın> yani hoşuma gider. <laughs> <laughs> hoşuma gider. Ve çoğu var aileden ki sever. Ve delikli bir te yapacağım derim. Aman hadi. Yap da gelelim yiyelim. Ve Yahut canları çektiğinde kardeşi evlatlarım var. Kardeşi kızlarım. Deyize hadi bize delikli bir te yap. Yani şimdi, yani şimdi yemek için geleceğim Burak karpazdan. <laughs> mı? E, evlatlarım. Yani ondaki hafta sonu gelirler. Evet daha evvel haber verirler. Bize de ilgili bir teyap hala teyze. Tamam yaparım gelir. Yandık biz şimdi. Nasıl bu karpazdan gelip sabran şimdi hem <laughs> de bir gibi bir da. Onlar karpazda değil daha yakın. Bunu isteyince karpazda insan da gelir. Gelecek değil. Tabii. Aynı ben yapacağım şimdi. <laughs> Yap. Ya şey çağıracağım gire sonra sen şey yesin diye bir daha. İşte görüyor musun bak. Evet şu anda da bayağı bir delinme başladı. Ve Tam anlamıyla e, Kıbrıs damak tadının gerçek anlamda unutulmuş tatlarından e, lezzetlerin bir tanesini de e, şu anda Kıbrıs TV aracılığıyla sizlere ulaştırıyoruz, Sizleri bu konuda bilgilendiriyoruz e, ve bu damak tadını da e, arşivlerinizde ve yapabiliyorsanız da yapmanızı öneriyoruz. En azından mutfağımızın yaşatılması için. Evet, bayağı güzel e, Sabiha Baba bak, büyük büyük delik açılıyorsun de. Tabii, tabii açılır. A, burada çok insanlar bilmez, benim gelinim Gönendereli'dir ve delikli bir te Nedir bu delikli bir te? İşte dedim, yapalım da esin. Annesini buradan telefon açar, kayınanam delikli bir te yapıyor. Ne delikli bir ta delikli bir olur? Koyunca da bir şişirmeye iş başladık. Annesine telefon açar, gelsen anne de görsen der. ...nasıl delinir der... ...ama ne güzel bir şey... Evet. İşte bak... ...onun ortaya da çekecek... çekecek ...çevirin kendini kaldırın... E, değerli izleyiciler... ...şu anda e, ortaya koyduğumuz bu... E, ...tatlarla ilgili... ...şuna söylemek gerekir... İşte bu ülkemizin e, zenginliği... ...mutfaktaki turistik ürün zenginliğidir... ...bir üründür bu... ...unutulmuş... ...ve e, şu anda gün yüzüne çıkıyor... ...ve hatta şu anda sizlere ulaşıyor... Ve amacımız işte bizlerin bu ürünlerimizi ortaya çıkartmak, Kıbrıs mutfağının zenginliğini, emekle yoğrulan mutfağın zenginliğini sizlere tanıtmak, Adada Lezzet programında adadaki mutfak ve lezzeti sizlere bu vesileyle ulaştırmak ve amacımız bunların da unutulmadan yaşanmasını sağlamaktır. Evet tabi ya yavaş yavaş hepsi delindi. Elini biraz daha çevireceğim kendini. Ha Bir daha şimdi ters çevirecek evet. ve arkası da çevirecek, şey denilecek. Hayır, denilmez. Ama beyaz duruştu. Işte, altı kızarır, çevirecek. Yani o tarafı da kızarır. Kızarması için. Evet, kızarması için. Kızarması için. Veyahut biraz şey ise çeker daha iyi. Evet. Şu anda e, bu da bir bunu şey ters çevirecek ve diğer e, üst kısmında kızamasını sağlayacak. üstü delikleri açıldı. Evet. Şimdi ne yapacağız? Şimdi çevirecek kendini. Evet, bunu çevirelim hadi. Çevirdik böyle. Ve şimdi de diğer yüzü evet. kızaracak. kızmadı plaka, altı kızarmadı. Bak bunlar nasıl kızardı altı. Görün. Evet. Bu kızmadı daş ve kızarmadı. Evet, Ama şimdi daş dağ. kızınca kızacak o değil. Ha, kızacak şimdi. bir ben nereden bulacağım? ne bileyim. Buralarda yoktur öyle bir şey derler. E sen nasıl yaptın bu Sebi Komşuların sağa bulmadı geldiğinde. Hayır. Ben bunu halam getirdi ve bana hediye etti. Al kullan. Halam rahmetlik oldu. Bana kaldı ve kullanırım. Sen de geldiğinde komşularına sormuşsun. Evet. Ya. Komşulara sordum. Getirdiniz daha şu delikli bir de yapalım. Hayır getirmedi. Kimisi getirmedi. Kimisi kırdık dediler. Kimisi bilmem ne. Sonra halam getirdi. Bende var dedi. Ve verdi bana. Ve getirdim kullanırım. Yap dedi. Bunda kızı da vardı. Hep beraber yapın yayın dedi. Ve ben de şimdiye kadar kullanıyorum. Halamın hediyesi. Evet bir miras. Gerçekten bir mutfak mirası. Şunu kullanıp da devam ediyor. Ve bunu gözlerim. Bunun işi bittikten sonra sararım. Ve bir yere korurum ki çarpılmasın, basılmasın. Çünkü taştır. Yumuşak taştır. Çatlar, kırılır. Evet. Evet, yavaş yavaş kızardı. tabii ama. Bir bakayım bakalım. Haydi, gel. Bak bakayım kızardı gelin öyle iyice. Başladı ki azıcıkları. Biraz başladı. Yok o başladı daha evet. Şimdi kızarmadı çünkü kızmadı da şey. Yemin işte burası da Taş kızmadığı için böyle beyaz kaldı. Hadi o zaman hazırlayalım hadi. Yapalım bir şekerli. Şekerli yapalım. Yaparık. Hadi gel yapalım beraber. sade sabi ha ama ma nereye Allah için ya. Şekeri ma dediğim ya, yapacak bunu beraber. Evet. Sen giden yine acele acele alın şekeri, alın şeyi gelin bu tarafa. Fincanı. Evet. Şimdi söyle ne yapıyor şimdi? Sen onu söyle. Şeker koyuyoruz. İzleyicilerime söyle onlara söyle. Duysunlar. Evet. Şeker öğrensinler. Duyuyoruz. Herkes istediği gibi gor. Çok kor, az kor. Ne bileyim. <laughs> ben hazırlayayım. Hazırla oraya konuş. Duysunlar bizi tabii abi. Onlara evet. bana değil, oraya anlat. İşte anlat herhalde. koyduk? Pademini alacağız. Bak yine gene bak hangiden. Pademini getiriyoruz. İşte pademini de sert. Nasıl padem? Dövülmüş padem. Evet, dövülmüş padem. İşte bu yemeğe hazır. Evet, bitti. Bitti, bitti şimdi. Evet değerli şu anda Sabiha babamızla birlikte Tribüles pitasını yaptık. Ee, üzerine şeker e, koyduk, serptik. Ondan sonra da ezilmiş badem koyduk. Evet Sabiha bu, bu şekilde kahvaltıda yenirdi. Bu şekilde de. Evet kahvaltıda yenirdi. Yenir Seven değil mi? yer. Sevmeyen alır böyle katılan <laughs> gene yer. Katılan o şekilde gene yenir. Gene. Şu anda koyduğum bu bittalar burada çarşafların altına ve onu çarşafla örttüğün. Bunun saklanması böyleydi eskiden. Evet. Yani çarşafların üstüne arasına koyardın evet. ve saklardın. Mutfak aşevinde. Evet, örterdin. Yiyeceğin saat kon bunu. Bu ıslatma mi değil. Hayır. Kuruması olur mu? Hayır, iki üç günde kurumaz. Kaze kalır. Sıcak olduğu gibi değil. Biraz yumuşak olurdu. Biraz evet. Sertleşmez yani. Sertleşmez. Kurumazdı. Evet, hayır. Uymazdı. Bir bakayım Hayır, şey. Hadi gel bakalım o da. Ondan sonra geçip onu yedik beraber. Bak bu kızardı yavaş yavaş ha. Gördün? <laughs> kızardı. Bak bak göreyim. Evet pembele i̇şte. pembeleşti. Pembeleşti. Evet. Evet bu taşın ısınmasıyla beraber yavaş yavaş. E... Ee... Oyalantı iştir. Oyalantı iştir. Ama zevkli iştir. Seven. Zevkilen yapabilir. Ben de fırını yaktığımda Dağlarım o zeytin kokusunu. Ben evet. zevk alırım ve dinlenirim. <laughs> tabii. Ben zevk alırım, dinlenirim ben. Tabii, tabii. İşte benim daha hoşuma. Yakarım protecim... başıma, ya başıma. Yakarım fırını. O kokuyu alınca ben rahatlarım. Tabii. Bu da inisidir. <laughs> Bu da inisidir. Hadi gel bakalım şeye. Tribides bittasına. Gel buraya hanıma. <laughs> <Bulun mu? gülüyor> ha, alacak. Alalım onu da. hayır. ağır. Bilmeyim, tamam. tabii hava. şimdi bir de şekerli, bir de buna balla yenirdi. Evet, arı balıyla. Üstüne seren kendisini. Evet, seren üstüne. Gel, ve ha. aynı Sarıyor gene panemida serpen. Balın üstüne. Balın üstüne. Balın üstüne. Ve ye. Betmez kullanılı mıydı? Kullanı. Ben sevmem. Ama kullan var mıydı o betmezi? Var ki kullanır. Seven var. kullanır. Ama en çok burada kullanılan, yenen evet. ballıydı değil mi? Evet. Arı balı ve şeker. Ve şeker şeyde. Evet hadi bunu kesip yiyelim biraz tabii abi. Hadi. Ne? Bunu getirip çakıcı keselim. Yoksa elde kesecek bunu parmaklarımızla. Parmağınızla da keseriz ama. De... Ee, gel keselim öyle beraber parmağınla. Elinle dinamıyor ha. Burada düştün mü izle. Yohan. İlk kez görüyor musun? Sa sar kendini. Kes. Ha. Ve... Evet kes onu Sabiha abi. Ya, sarak yine ee, daha güzel. E, tabii dökülmesin. Buyur. <laughs> you, you want to taste? Very traditional, authentic. <laughs> Do you know the name? What is it? Tribides <laughs> bittası. Tribides. Veya or delikli bita. Evet, bir de keselim burası diye bak. Ne kesmeden bir şey sokumcuk. Bunları önce misafire de alırlar mıydınız? Misafirler de yok. Için. Ev içindi bu. Ev için. Ev için. İşte şimdi kardeş evlatlarım misafirlikte yerler. Ki <laughs> bilmezler kim olursa hmm. yapsın. Çok yumuşak. Ve çok da bir tat, şeker hamur ve badem. Ve gerçekten buna bal sürerseniz çok daha güzel bir tat alırsınız, çok daha hoş bir tat Şimdi alırsınız. Badem de arı balının üstüne daha iyi yapışır, Hı. yumuşak olduğu için ve daha güzel olur. Evet. Ne önerin izleyicilerimize? Bade oraya söyle. Nasıl yapsınlar? Arı balı sürerseniz daha güzel olur ve badem de üstüne daha iyi tutar şeker köverir. İsteyen de bitmez. İsteyen de bitmez. Bitmez de harınıp betmezi sürer. Ama çok süründüğü bunun arı ile yenir. Arı ve padep. Evet. Ne sen söylesin izleyicilerimize gelin için başka bir şey? Önerin genel yapsınlar. Yapsınlar. Hoşlarına giden yapsın. Güzel bir şey. Güzel bir şey. Evet. Sabiha Hava'nın eline sağlık Gerçekten. Sabiha Hava'nın e, daha da uzun ümide direk kendisine. Gerçekten şu anda bu otantik tadımızı, mutfak tadımızı Kıbrıs mutfak tadını sizlere ulaştırdı, aracı oldu. E, ve bu vesilenin Adada Lezzet programında yine sizlerle birlikte Trivides yani delikli bitta evet. e, öğrendik, bunun yapılışını öğrendik ve tadımını yaptık birlikte. E, gelecek hafta yeni bir Adada Lezzet programında yeni bir ada lezzetiyle buluşmak ümidiyle hepinize hoşça kalın diyoruz. Hayısa bir daha esallar. Hadi, bay Elini bay. Evet. Afiyet olsun. Hoş geldiniz. Güle güle. Güle güle. Tamam o <laughs>